Canım Penceresi'nden herkes saygılar, sevgiler. 30 bin liralık bir bütçeyle bunu da alabilirsiniz diyebileceğimiz ilk küçük hatchback otomobil Chevrolet Kalos. Tasarımının çok beğenilmemesiyle birlikte Chevrolet'in Türkiye pazarından çıkmış olması modele ikinci elde kan kaybettiriyor. 1.2 litrelik motorlarında 72 ve 94 beygirlik seçenekler var. Bunların şehir içi yakıt tüketimleri 9 litrenin altında. Modelde klima, ABS fren sistemi, hidrolik direksiyon gibi temel donanımlar bulunuyor. Bu bütçelerde alabileceğiniz 2004-2005 model Kaloslar şehir içi kullanımında ayağınızı yerden kesecektir. 30 bin liralık bir bütçe ile birinci nesil C3'lerin ilk modellerinden satın alabilirsiniz. Fakat bu bütçede satılan C3'ler genellikle yüksek kilometreli ya da biraz yıpranmış olanları. Modelde bulunan 1.4 litrelik dizel motorun özellikle 92 beygirlik olanları oldukça performanslı ve aynı zamanda ekonomik. Fakat bu bütçelerde satılan C3'lerde dizel motor konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yedek parça fiyatları uygun değil. Bu yüzden benzinli motorlar biraz daha öne çıkıyor. SX donanımlarında temel ekipmanların yanında dijital klima, far ve yağmur sensörleri gibi donanımları da bulabiliyorsunuz. C3'ün kuzeninden satın alacaksanız yine motor tavsiyemiz benzinli olanları. Çünkü dizel otomobiller artık eskisi kadar ekonomik değiller ve bu yaştaki otomobillerde karşılaşacağınız motor yenileme maliyetleri bir hayli yüksek. 206 sevilen bir model olduğundan yaklaşık 10 yıl üretimde kaldı. Bu yüzden piyasada kolaylıkla bulunan bir otomobil. Bu yaştaki otomobillerin birçoğunda olduğu gibi yıpranmalar, sağından solundan trim sesleri gelmesi gibi şikayetleriniz olabilir. Ayrıca 206'ların sık masraf çıkartan kısımlarından biri arka torsiyonları. Ben 30 bin liraya düşük kilometreli, az boyalı, hatchback bir araba arıyorum derseniz 2000 model civarında klimalı, B kasa temiz bir Opel Corsa satın alabilirsiniz ki arabanın bakımlarına dikkat edip hararet yaptırmadığınız sürece sizi çok üzmeyeceklerdir. 15 yaşındaki bir otomobilde boya değişen önemli değil, idare eder temizlikte olsun, ayağımı yerden kessin derseniz C kasa Corsa'lardan da bulabilirsiniz. Dizel motor alacaksanız denk gelirse 1.7 litrelik dizel motor yerine 1.3 litrelik CDDI dizel motoru daha çok tavsiye ederiz. Ama yine bizim önceliğimiz benzinli modeller. Corsa şehir içinde pratik ve keyifli bir otomobil. Küçük hatchback otomobillerde birinci önerimiz ikinci nesil Clio'lar. Bu bütçelerde bulunabilecek 2000 model civarı Clio'larda 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli motorlar bulunuyor. Bu iki motorun da kronik problemleri yok fakat yaşlarından dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. Her modelinde klima bulunmuyor ve ABS fren sistemi sadece 1.6 litrelik benzinli modellerinde karşımıza çıkıyor. Clio'yu diğer modellerden daha fazla önermemizin nedeni çok sorun çıkartmamaları, parça fiyatlarının uygun olması ve usta bulmanın sorun olmaması gibi avantajları var. Bu nedenden dolayı Clio ikinci elin popüler modellerinden birisi. 30 bin liralık bir bütçe ile alınabilecek küçük sedan otomobillerde ilk hatırlatacağımız model Dacia Logan. Bu bütçede satın alınabilecek en genç otomobillerden birisi. 2007 modele kadar satın alma ihtimaliniz yüksek. Ticarette çalışma oranları yüksek olduğu için alacağınız Logan'da geçmiş kayıtlara dikkat etmeniz gerekir. 1.5 litrelik dizel Renault motoru Logan'da da kullanılıyor ve tavsiye ettiğimiz dizel motorlardan birisi. İçerik ve malzeme kalitesi çok düşük olan Logan'da sizi uyarmak istediğimiz bir diğer konu ise yedek parça fiyatları beklediğiniz kadar ucuz ve yaygın değil. Cordoba, Volkswagen altyapısı ile üretilen Seat modellerinden birisi. Özellikle 2002 modele kadar olanları neredeyse Polo Klasik ile aynı. Bu bütçelerde 2003 öncesi makyajsız kasaları rahatlıkla bulabileceğiniz gibi biraz yıpranmış ya da acil satılık olan 2003 sonrası yeni kasa Cordobalardan da bulma ihtimaliniz var. Dizel motorları tavsiye etmesek de dizel motor önceliğiniz var ise 1.9 litrelik olanlar yerine 1.4 litrelik dizeller biraz daha teknolojik. Tavsiye ettiğimiz 1.6 litrelik motorlarda boğaz kelebeğinden kaynaklı rölanti problemleri sıkça görülüyor. Fiat, Siena'dan sonra aynı kalitede Albea'yı üretti. Hem fiyat olarak makul bir otomobil olmasından hem de ekonomik olmasından dolayı özellikle ticari anlamda çok fazla tercih edildi. 1.2, 1.4 ve 1.6 litrelik benzinli motorlarla birlikte 1.3 litre dizel motorda bulunuyor. Piyasada en yaygın olan motor seçeneği de 1.3 litrelik multijet dizel motorlu modeller olduğundan biz de bu modeli size tavsiye edebiliriz. Alacağım araba ucuz olsun, ayağımı yerden kessin.
kilometresi, ticari geçmişi, darbesi, değişeni önemli değil derseniz 2010 modele kadar Fiat Albea satın almanız mümkün. Ama 200 bin kilometre bireysel kullanılmış temiz bir Albea almak isterseniz model yılını 2004'e kadar düşürmeniz gerekebilir. Polo klasiklerde tutulan seri 100 beygir gücündeki dürbün göğüslü olanları ve 30 bin liralık bir bütçeyle bu modelden rahatlıkla bulabilirsiniz. Kordobalarda olduğu gibi dizel motorları öncelikli olarak tavsiye etmiyoruz. Modelde çift hava yastığı, ABS fren sistemi, hidrolik direksiyon, elektrikli ön camlar ve elektrikli ayna gibi donanımları bulabiliyorsunuz. Kardeşi kordobalarda olduğu gibi rölanti dalgalanmaları pololarda da görülebiliyor. Yüzlük olan performans olarak yeterli fakat çok düşük bir yakıt tüketimine sahip değil. LPG'li kullanımda bile şehir içinde 40 kuruşa yaklaşan bir yakıt tüketimi var. Küçük sedan ve ekonomik arabalar içerisinde sembolü ya da önceki dönemlerdeki ismiyle sedan Clio'ları önermemek olmaz. Motorun fiyatlarının yükselmesinden bu yana artık dizel motorları öncelikli olarak tavsiye edemesek de bazı modellerde kullanılan dizel motorlar oldukça dayanıklı, verimli ve ekonomikler. Ayrıca piyasada çok bulunduklarından dolayı parça temininde de sorun yaşatmıyorlar. İşte bu motorlardan birisi de sedan Clio'larda kullanılan 1,5 litrelik dizel Renault motoru. 30 bin liralık bir bütçe ile idare eder temizlikte 2005-2006 model civarı sedan Clio ya da Sembol satın alabilirsiniz. Bu bütçelerde önerdiğimiz sedan otomobillerden bir diğeri ise Millennium kası Hyundai Accentler. Ekonomikler ve bütçede bulunan rakiplerine göre daha az sorun çıkartıyorlar. Ayrıca ikinci elde de ilgi görüyorlar. Millennium kasada tam otomatik şanzıman, ABS fren sistemi, elektrikli 4 cam, klima, elektrikli ayna, hidrolik direksiyon gibi donanımlar bulunabiliyor. 1.3 litrelik benzinli motor oldukça ekonomik. Fakat bizim motor tavsiyemiz 1.5 litrelik benzinli olanı. 1.5 litrelik dizellerde ilgi gören motor seçeneklerinden biri. Accentlerin sevilmeyen yönü fren yetersizlikleri ve yalıtım zayıflıkları. Xara tam olarak C sınıfı bir otomobil değil ama B sınıfı otomobillere göre daha fazla konfor sunuyor. Fakat ikinci elde de çok ilgi görmüyor. Bunun nedeni yedek parça fiyatlarının makul olmaması ve Xara'larda normalden biraz daha fazla sorun çıkması. Son fiyat artışları ile birlikte 30 bin lira ile alınabilecek C segmentli otomobiller hangileri dediğimizde maalesef karşımıza çok fazla model çıkmıyor. Bu yüzden Xara'ların temizinden denk gelirse değerlendirebileceğinizi düşünüyoruz. Mazdalar, bayi ve servis ağlarının yetersizliğinden dolayı ülkemizde hak ettiği ilgiyi göremiyorlar. İlgi göremedikleri için de ikinci el fiyatları kalitelerine göre daha makul seviyelerde oluyor. Fakat yedek parça teminleri çok kolay değil. Ayrıca yedek parça fiyatları da ucuz değil. Ama yaşlarına rağmen rakiplerinden daha az sorun çıkartıyorlar. Bu bütçelerde rahatlıkla 99 model civarı oldukça temiz klimalı Mazda 323 Family ya da orta ayar yine klimalı bir Lantis satın alabilirsiniz. Kırmızı rengi çok yakıştırdığımız Lantis'lerde dirseksiz camlar çok sportif bir hava katıyor ama ufak tefek sorunlar çıkartıyor. Mitsubishi aslında bir Japon markası ama karizma modeli 1.8 GDI motorları hariç büyük çoğunlukla Avrupa'da Volvo tesislerinde üretilmiş bir otomobil. 1.8 litre GDI motorun teknolojisi Mitsubishi'ye özgü. Yüksek sıkıştırma oranları ile ekonomik ve performanslı bir sürüş sağlıyorlar. Fakat LPG uyumuyla ilgili sorunları var. Mitsubishi de tıpkı Mazda gibi servis ve bayi anlamında iyi olan markalardan biri değil. Yedek parça fiyatları da pahalı. Bu sebepten piyasadaki karizmalar biraz bakımsız durumda. Ama 30 bin liralık bir bütçe ile masrafı olmayan bir Mitsubishi karizma satın almanız mümkün. Bu bütçelerde C segmentinde önerebileceğimiz çok fazla otomobil bulunmadığından efsane kasa Corolla C sınıfı önerilerimizin başında yer alıyor. 1993-1997 yılları arasında üretilmiş olan model Toyota'nın imajını tam olarak yansıtıyor. 25 yaş civarında olmasına rağmen kendisinden beklendiği gibi çok fazla sorun çıkartmıyor. Ama bu yaştaki otomobillerin hepsi için geçerli olan gerçek yaşlanmışlıkları bakidir ve her an sorun çıkartabilirler. Bu bütçelerde GLE donanım, hidrolik direksiyonu, kliması, 4 cam otomatiği bulunan bir Toyota Corolla satın alabilirsiniz. Ama Toyota dünyada en çok sattığı otomobile o dönemlerde ABS fren sistemini lüks görmüş. Büyük ve lüks segmente geçecek olursak önerebileceğimiz ilk otomobil W124 kasa Mercedes E serisi. Her ne kadar
30'lu yaşlarında olup etkin kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşmış olsalar da özellikle otomobil sizin için bir tutkuysa tavsiye edebileceğimiz arabalardan biri. Yaşından ya da bakımsız olmasından kaynaklı nedenlerden dolayı sizi yolda bırakabilirler. Ama yeri geldiğinde kendisinden 20 yaş daha genç otomobillerden daha fazla konfor da sunabilirler. Direksiyonun başına geçtiğinizde ise başka hiçbir otomobilde olmayan karakteristik özelliklerle karşılaşabilirsiniz. Daha genç olduklarından dolayı lüks segmentte E36 kasa BMW 3 serisi de önerebileceğimiz otomobillerden biri. Düz 6 silindirli, 150 beygirlik motoru ve arkadan itişi sayesinde otomobil sizin için bir tutkuya dönüşebileceği gibi çıkartabileceği masraflardan dolayı otomobil sizin için bir çileye de dönüşebilir. Bu bütçelerde 1992 yılından sonra üretilmiş 320 satın alıp yan yan ile diferansiyelin canını okuyabilirsiniz. ABS fren sistemi, hava yastıkları, elektrikli camlar ve aynalar, hidrolik direksiyon gibi temel donanımların yanında bu yaştaki otomobillerde pek fazla göremediğimiz dijital klima, elektrikli koltuk, elektrikli perde gibi özellikleri de bulabilirsiniz. B kasa Vectra bize göre çağının çok önünde bir tasarıma sahip. Aerodinamik yapısı, sunduğu ekipmanlar, yol tutuşu sizi memnun edecek otomobillerden biri. Fakat çıkartabileceği elektronik sorunlar ile birlikte yaşının da vermiş olduğu yorgunluk ve yıpranmışlık ekonomik olarak risk oluşturuyor. 1996-98 yılları arasında İzmir'de üretilen süspansiyonlarında hatalı üretilen bir seri bulunsa da bu yaşa gelinceye kadar muhtemelen süspansiyon sistemi birkaç defa elden geçmiştir. 30 bin liralık bir bütçe ile 96-99 model arasında makyajsız B kasa 2 litre CD donanım alarak konfor yaşayabilirsiniz. Genellikle 1997 yılından sonra yollarda görmeye başladığımız birinci nesil makyajlı kasa ya da piyasadaki lakabı ile manda kasa Mondeo'lar, sürüş keyfi, donanım, yol tutuş, güvenlik gibi birçok konuda kendisinden genç arabalardan daha iyi. Olumsuzlukları ise diğer D segmenti otomobillerde olduğu gibi ikinci elleri ağırdır. Bunun da nedeni parça fiyatları bütçeye nazaran pahalıdır ve sıkça yaşanan sorunlar cebinizi yakar. Her ne kadar fiyatları 20 bin lira seviyelerinden başlıyor olsa da bu bütçelerde yaşına göre oldukça temiz, cihaz donanım, arzu ederseniz otomatik şanzımanlı bir Ford Mondeo satın alabilirsiniz. Önerdiğimiz D segmenti otomobillerde bir sıralama yapmak çok doğru değil. Burada önemli olan sizin kişisel tercihleriniz. Kişisel tercihlerinizi ve sunduğunuz alternatifleri yorumda belirtebilirsiniz. Ayrıca Vectra, Mondeo, Laguna 3 aşağı 5 yukarı aynı ayarda olan otomobiller. Laguna'nın biraz avantajı piyasada daha fazla bulunuyor olması ve yedek parça fiyatlarının bir nebze daha düşük olması. D segmenti otomobil sahiplerinin bir kısmı otomobillerinin çıkarttıkları masraflardan bıkıp otomobillerini 20 bin civarında satıyor olsalar da 30 bin liralık bir bütçe ile yaşına göre oldukça temiz Laguna bir satın alabilirsiniz. 2 litrelik motorları çok ekonomik olmasa da özellikle 140 beygirlik olanı iyi bir performans sunuyor. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.